Özgür Özel'in gazetecilerle yaptığı yaklaşık 2 saat süren röportajın ardından biz de o röportajı izleyerek sizin için değerlendirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel liderliğinde yeni bir siyasi döneme başladığını vurguladı Özgür Özel. Mücadeleyi yoğunlaştırdıklarını ve yaklaşan mitinglere davetlerde bulunarak aktivizm ve halk katılımını ön plana çıkardıklarını anlattı. Özel, Türkiye'de siyasi ortamın normalleşmeye ve çatışmacı politikalardan uzaklaşmaya doğru kaydığını ifade etti. Bu dönemi siyasi çizgiler arası diyalog ve anlayış için bir fırsat olarak tanımladı. Ekonomik sorunlara da değindi Özel. Enflasyon nedeniyle askeri ücretin gerçek değerinin düştüğünü ve emekli maaşları için daha iyi şartlar talebiyle yapılacak mitinglerden bahsetti. Özelin verdiği bir mesajda Türkiye'nin siyasi çerçevesi içinde uzlaşma ve iş birliğini savunarak, bölücü politikalardan uzak, daha kapsayıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşıma doğru ilerleme konusu da vardı. Özel'in liderlik stratejisinde uluslararası diplomasiye yapılan vurgu, Türkiye'nin dünya sahnesindeki pozisyonunu güçlendirmek ve uluslararası ilişkilerde daha etkin bir rol oynamak amacını taşımaktı. Özel diplomasiyi iç politikada olduğu kadar dış politikada da temel bir araç olarak görmekte ve Türkiye'nin global ittifaklar kurmasının ve mevcut ittifaklar güçlendirmesinin önemini vurgulamaktadır. Son dönemde özellikle bir gazeteciyle, iktidara yakın bir gazeteciyle verdiği fotoğraf sonrası eleştirilerin odağında olan Özgür Özel, parti içi dinamikleri Türkiye'nin geniş siyasi manzarasıyla nasıl dengelemeye çalışıyor? Gelin ona bakalım. Bu röportajdan biz ne anladık sizlere aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç dinamiklerini Türkiye'nin geniş siyasi manzarasıyla dengelemek için açık diyalog ve kapsayıcı politikaları teşvik etmeyi planlıyor anlaşılan Özgür Özel. Partinin geleneksel değerlerini korurken modern siyasi realitelerle uyum sağlama ihtiyacını vurguluyor bu yaklaşım daha geniş bir seçmen kitlesine hitap etmeyi ve çeşitli siyasi görüşleri barındıran bir platform oluşturmayı da amaçlıyor. Parti içi birlik ve bütünlüğü sağlamak için özel farklı görüş ve grupların seslerinin duyulduğu bir parti yapısı oluşturma hedefini dile getiriyor. Bu özellikle ekonomik ve sosyal politikalarda belirginleşiyor. Askeri ücret ve emekli maaşları gibi konularda toplumun geniş kesimlerinden destek toplama niyetini ifade ediyor. Özel politikaları destekleyerek hem parti içi hem de genel olarak Türkiye siyasetinde daha birleştirici bir rol oynamayı hedefliyor. Ek olarak özel, uluslararası diplomasi ve iç politikada diyalog kanallarını açık tutma önemini vurgulayarak bu yaklaşımın hem içerideki politik istikrarı hem de dış politikada Türkiye'nin itibarı arttıracağını belirtiyor. Bu strateji Türkiye'nin karmaşık ve çok kutuplu siyasi manzarasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkili bir şekilde manevra yapmasına olanak tanımayı hedefliyor. Bu çerçevede Özel'in liderlik stratejisi çatışma yerine uzlaşı ve işbirliğini öne çıkaran, geniş kitlelere hitap eden ve çeşitliliği kabul eden bir yönetim anlayışını yansıtıyor. Peki, Özgür Özel'in liderlik stratejisinde uluslararası diplomasiye vurgu yapmasının önemi nedir? Ne anladık? Bu röportajda uluslararası diplomasiye yapılan vurgu, Türkiye'nin dünya sahnesindeki pozisyonunu güçlendirmek ve uluslararası ilişkilerde daha etkin bir rol oynamak amacını taşımaktadır. Özel diplomasiyi iç politikada olduğu kadar dış politikada da temel bir araç olarak görmekte ve Türkiye'nin global ittifaklar kurmasının ve mevcut ittifakları güçlendirmesinin önemini vurgulamaktadır. Diplomasinin önemi Özel, Türkiye'nin uluslararası alanda görünür ve etkili bir oyuncu olarak konumlandırılmasını hedeflemekte. Bu Türkiye'nin uluslararası platformlarda söz sahibi olmasını ve global kararlarda etkili bir rol oynamasını sağlamak için kritik önem taşıyor. Diplomasi yoluyla uluslararası ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi Türkiye'nin ticaret ve yatırım fırsatlarını arttırabilir özel ekonomik diplomasi aracılığıyla yabancı yatırımları çekmek ve Türk ürünlerinin yurt dışı pazarlarda rekabetçiliğini arttırmak istiyor. Özgür Özel, Türkiye'nin bölgesel güvenliği ve politik istikrarı için uluslararası işbirliklerinin önemini belirtiyor. Özellikle komşu ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesi ve çatışma bölgelerinde barışçıl çözümler aranması, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak pozisyonunu pekiştirebilir diye düşünüyor Özgür Özel kültürel diplomasi yoluyla Türkiye'nin kültürel mirasını ve modern yüzünü dünyaya tanıtma ve uluslararası toplumda olumlu bir imaj oluşturma çabaları da Özgür Özel'in stratejisinin bir parçası. Özel'in bu vurguları Türkiye'nin dış politikada proaktif bir rol alarak uluslararası arenada güçlü ve pozitif bir imaj çizmesine olanak tanımayı hedeflemekte. Bu yaklaşım Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki etkinliğini arttırarak hem ekonomik hem de siyasi kazanımlar elde etmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Evet, Özgür Özel'in gazetecilerle yaptığı yaklaşık 2 saat süren röportajın ardından bizim derlememiz bu şekilde. Sizin de katkılarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizler ne anladınız Özgür Özel'in bu röportajlarından veya bizim bu aktardıklarımızdan?